Bu arada bir soru ulaştı. Onu da Doktor Celal Şems'e sormak istiyorum. Londra'ya bağlanalım. Evet, izleyicimiz şu şekilde soruyor Mürebbi Sahip. Diyor ki, selamun aleyküm. Aleyküm selam diyelim. Ahmediye cemaatinin öğretilerini bir süre inceledim ve bir tanıdığım vesilesiyle numaranıza ulaştım. Size şu soruları yöneltmek istiyorum. Cemaatin tasavvufa bakış açısı nedir? Kendini ehli tasavvuf olarak görüyor mu? Bu ilk soru. Diğer soruları da dilerseniz sırayla sorarım. Ama ilk soru bu şekilde. Cemaatin tasavvufla, yani tasavvufa bakış açısı nedir diyor. Kendini ehli tasavvuf olarak görüyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Sizin için Muhammed Mustafa Allah'ın Resulü'nün zatında en iyi örnek vardır. Yani sizin için tabi olabileceğiniz bir tek zat var. Kendisine uyabileceğiniz bir tek zat var. O da bizim Resulümüz Muhammed Mustafa'dır. Şimdi tasavvuf diyorsunuz. Acaba mutasavvıflar, bugünkü sufiler Hazreti Resulullah'a tıpatıp uyuyorlar mı? O zaman biz de tasavvuftan yanayız. Asla bir itirazımız yok. Fakat eğer onların gidişatı başka ise, Hazreti Muhammed Resulullah Efendimiz'in gidişatı başka ise, o zaman bizim cemaatimiz Hazreti Muhammed Resulullah Efendimiz'e tabi olacak. Hiçbir mutasavvuf, hiçbir sufiye tabi olmayacağız. Şimdi Türkiye'de durum nasıldır? Kat kat daha iyidir. Ben orada kaldığım için görüyorum, biliyorum. Fakat İslam alemi yalnız Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye bütün İslam aleminin bir parçasıdır. Ondan kat kat daha sayıca daha büyük olan ülkeler vardır. Pakistan, Endonezya, Bangladeş ve birçok daha bir ülkelerde Müslümanların sayısı Türkiye'deki Müslümanların sayısından kat kat daha fazladır. Peki oradaki tasavvuf durumu nasıldır? Ona bakmak lazım. Yalnız tasavvufu inkar ediyorsunuz, kabul etmiyorsunuz demekle iş bitmez. Onların tasavvufları nedir? Ben geçenlerde bir Ahmedi dostumuz, kardeşimiz var Türkiye'de. Daha yeni cemaate katıldı. O da ilk gün benimle konuştuğu zaman, telefondan konuştuk tabii, aynı soruyu bana sordu. Dedi ki, efendim tasavvuf konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz nedir? Ben çok nazik bir şekilde ona cevap verdim. Ondan sonra dedim ki, durun hele ben size bazı resimler göstereceğim. Ondan sonra değişik sufi cemaatler ile ilgili elime geçen, elimde olan bazı programlar vardı. Ne diyorlar ona artık, posta olarak ben onu WhatsApp üzerinden gönderdim. Bir sufi var, onun muritleri gelip ona secde ediyorlar. Şimdi acaba Kur'an-ı Kerim buna izin veriyor mu? Allah-u Teala diyor ki hayır. Bir tek Allah'a secde edin. Allah dışında hiçbir kimse, hiçbir zata yahut bir mevcudata asla secde etmeyin. Şimdi eğer tasavvuf bu ise, o şeyh beye, o pirimize secde etme gerekirse, ben mutasavvuf değilim. Ben asla böyle bir sufi değilim. Ben o cemaati kabul etmem. Sonra öyle sufiler var ki kadın ve erkek her ikisi beraber dans ediyorlar. Acaba Hazreti Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yaptı mı? Onun Hulefai Raşidin, onun Eshab-ı Kiram, Ummahatul Muminin ve diğer bizim ablalarımız, annelerimiz onu yaptılar mı? Hayır, asla. Peki onlar yapmadıysa, bugün bu nereden çıktı? Efendim sufidir, haşa, Resulullah'ın yolda bıraktı bir şey mi daha sonraki safhaya götürüyorlar? Hayır. Din Resulullah zamanında tamamlandı. El yevme ekmeltu lekum dinekum.
Allah-u Teala diyor ki, bugün ben sizin dininizi tamam mertebeye ulaştırdım. Yani bunda bir eksiklik kalmadı. Peki siz nereden çıkardınız? Kadın erkek dans ediyorlar. Ve ben bunu Türkiye'de de gördüm. Orada Muzaffer Hoca vardı, şimdi kesinlikle vefat etmiş olacak. Onun İstanbul'da, Koca Mustafa Paşa'da, o semte onun bir dergahı vardı. Ben duymuştum ama gitmemiştim. Bir gün bir emekli albay kardeşimiz beni götürdü. Ve içeri girdim ve orada uzun hikayedir. Ben konuşursam çok uzun olacak. En son zikir meselesine gelelim. Bu pir bey akşam namazına gelmedi. Yatsı namazı kılındı, gelmedi. Namaz kılındı. Herkes çarçabuk namaz bitirdi. Ve ondan sonra sıralar halinde oturdular. Sonra post getirildi. Ondan sonra üzerine bir halı serildi. Post serildi. Ve çok güzel arkada da bir şeyler kondu. Yastıklar. Ve Hazreti Şeyh Bey, Pir Bey geldi. Ondan sonra Allahu, Allahu demeye başladılar. Allah diyor, sağa eğiliyorlar. Hu diyor, sola eğiliyorlar. Ondan sonra birdenbire hızlandı. Allahu, Allahu, Allahu. Sonra bir defa Hazreti Resulullah böyle zikir yapmamıştır. Asla ve o kendisi ve onun eshabları yapmamışlardır. Siz nereden çıkardınız bunu? Peki diyebilirsiniz ki efendim burada bir kötülük yok. Allah ve hu kelimesi var. Allahu Kur'an'a aykırı değil. Ama sizin daha sonraki fiiliyat. Arada bir tül perde vardı bayanlarla erkekler arasında. Erkekler görüyorlar. Burada genç kadınlar da var, yaşlılar da var, orta yaşlı bayanlar da var. Ve herkes dans ediyor. Sonra yani Resulullah bunu yaptı mı? Resulullah'ın yapmadığını siz yapıyorsunuz. Resulullah namaza önem verdi. Siz namazı alelacele yaptınız, kıldınız. Sanki baştan savma, savarcasına. Ve ondan sonra da zikir uzun uzadıya zikiriniz devam ediyor. Ben ve bizim cemaatimiz bu gibi asla mutasavvıflardan değiliz. Biz onu kabul etmiyoruz. Son olarak ben kısa kesmeye çalışıyorum çünkü zamanımız az oluyor. Bir şey söyleyerek söyledikten sonra ben cevabımı bitireceğim. Değerli kardeşim, bizim iddiamız nedir? Hazreti Mirza Gulam Ahmet Kadiyan'da doğmuş olan o zat vaat edilen Mesih ve İmam-ı Mehdi'dir. Hazreti Resulullah ne buyurduydu? Müslümanlar İslam'dan uzaklaşınca, iman yerde kalmayınca Hazreti Mehdi gelecek ve tekrar insanların kalplerinin içine imanı yerleştirecek. Şimdi eğer o geldiyse diğer bütün mutasavvıflar demek ki doğru yoldan ayrıldılar ki o geldi. Eğer bunlar doğru yolda olsaydılar Mehdi daha gelmeyecekti. Ama Allah-u Teala Hazreti Mehdi'yi gönderdi ki bütün mutasavvıflar yahut onların çoğu, hepsi demeyelim, yine de istisna bırakalım, tek tük olabilir. Onların çoğu doğru yoldan saptılar. Doğru yolda değildirler. Onun için Allah-u Teala Hazreti Mehdi'yi gönderdi. Onun için ben tesadüf olarak dedim ki, yani hepsini demeyelim, arada bir belki duymamış yahut bilgisi fazla değildir. Tek tük olabilir, müstesna. Fakat bugünkü sufilerin ve mutasavvıf ve bu cemaatlerin çoğu doğru yoldan yapmıştır. Ben size çok kısa olarak anlattım. Öyle şeyler var ki insan söylemeye utanıyor. Ve televizyonda ben onu hiç beyan edemem. Orada bizim bacılarımız var, bizim diğer bayan kardeşlerimiz var. Onlar da dinliyorlar. Öyle şeyler ki çirkin şeyler. Ama ben onu burada dile getiremem. Velhasılul kelam, bu gibi sahte sufilerden ben yana değilim. Ne ben ne de bizim cemaatimiz. Biz Hazreti Mehdi'nin cemaatiyiz. Ve Hazreti Mehdi bize Hazreti Resulullah'a tabi olun. Kur'an-ı Kerim'e tabi olun. Hazreti Resulullah'ın sünnetine tabi olun diye talimat verdi. Bunun dışında Hazreti Resulullah bir mutasavvıfa tabi olun diye Resulullah'ın bir buyruğu yoktur. Eğer öyle bir şey varsa siz çıkarın benim önüme, bana gösterin. Ve Resulullah kendisi öyle bir fiil yaptıysa,
öyle bir örnek gösterdiyse, o yahut kendi Hulefai Raşidin yahut Eshab-ı Kiram, o zaman bana söyleyin. Onlar yapmadılar, biz de yapmıyoruz. Onlar bu gibi sahte sufilerden yana değil idiler, biz de onlardan yana değiliz. Gerçek sufiler, takva sahibi olan, Allah adetini yapan, Kur'an'a bağlı olan, namaz ve niyazında olan, bütün İslami şartları yerine getiren kimseler, eğer gerçek sufi iseler, biz de sufiyiz o zaman. Ama eğer onlar bunlardan uzak ise, biz onlardan uzağız. O kadar. Teşekkürler Mürebbi Sahip.